Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 17 helikopter bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor. Özellikle bölgedeki elektrik su sıkıntılarının giderilmesi için kapalı yolların açılabilmesi için de çalışmalar aralıksız devam ediyor az önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyor. Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Partimizin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık açıklaması var. Milletimizin birlik ve beraberliğine ilişkinde mesajı var. 3 ilimizdeki sel felaketinde 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkanla müdahale etmekteyiz. Diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylediğimiz gibi bölgede çok ciddi bir sel felaketi yaşandı. Özellikle Kastamonu, Bartın, Sinop etkilendi. 17 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kayıplar var. O kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Yarın özellikle hasar tespit çalışmaları noktasında çalışmalar yürütülecek. Bu çerçevede bölgeden gelişmeleri alacağız şimdi. Çünkü Oradaki çalışmalar aralıksız devam ederken son durum ne? Buna bakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında bölgede çalışmaların devam ettiğini belirtmiştik. Bartın'a gidelim şimdi.